Merhaba arkadaşlar, Temel Elektronik dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde direnç ve ohm kanunu incelemeye devam edeceğiz. Direnç nedir, ohm kanunu nedir, dirençler nasıl bağlanırlar? Bunları bir önceki dersimizde anlatmaya çalışmıştık. Bu dersimizde de bu konularla ilgili ohm kanunu, dirençlerin bağlanması, seri bağlama, paralel bağlamayla ilgili problem çözümleri yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde dirençlerin bağlanmasıyla ilgili örnek uygulamalar göreceğiz. Örnek uygulamalar üzerinde çalışacağız. Dirençlerin seri ve paralel bağlanmasıyla ilgili geçtiğimiz derste konuşmuştuk. Seri bağlantı ve paralel bağlantıda neler yapıldığını, nasıl hesaplama yapıldığını söylemiştik. Şimdi kısaca bir hatırlayacak olursak arkadaşlar, dirençlerin seri paralel bağlantısını, dirençleri birbirine seri bağladığımızda iki bağlantı şeklinden bahsetmiştik. Seri bağladığımızda dirençler ardı ardına bağlandıklarında dirençlerin eş değeri dirençlerin değerlerinin toplamı kadar oluyordu. Paralel bağlandıklarında ise terslerinin toplamları kadar oluyordu. Bunu bir önceki dersimizde zaten anlatmıştık. Şimdi bununla ilgili örnekler yapacağız. Dirençlerin bağlanmasıyla ilgili örnekler yapacağız. Şimdi bir tane boş bir sayfa üzerinde hesaplamalarımızı rahatlıkla yapalım. Şimdi şuradan önce şu ilk örneğimizi bir alalım. Evet. Şimdi örneğimizdeki şeklimizi görüyoruz. Bu şeklimizin üzerinde konuşacağız. Seri midir, paralel midir, nasıl hesap yapacağımıza birlikte bakacağız arkadaşlar. Evet, 3 tane direnç burada görüyorsunuz. Arkadaşlar, dirençlerin birbirine nasıl bağlı olduğuna bakacağız. Dirençlerin seri bağlı olmaları demek, dirençlerin birbirlerine tek noktadan ve ardı ardına bağlı olmaları demekti. Paralel bağlı olduklarında ise dirençlerin her iki ucunun da ortak olarak bağlanmış olması demekti. Şimdi bakıyoruz dirençler birbirlerine burada nasıl bağlanmışlardır diye. Bakın ilk R direnci ile başlıyorum. İlk R direnci ile başlıyorum. İlk R direncimiz, ikinci R direncimizle bağlantı noktası şurada gördüğümüz nokta. İkinci uçlarına baktığımızda bir ortaklıkları söz konusu değil. Bunun ucu üretice giderken diğerinin ucu diğer dirence gidiyor. Bu R direncinin diğer ucu diğer R direncine gidiyor. Yani bu iki R direncinin birbirleriyle iki ortak noktada bağlantıları söz konusu değil. O zaman biz bu iki direncin birbirine seri durumda olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi üçüncü R direncimize baktığımız zaman, üçüncü R direncimizde, ikinci R direncimizde şu noktada bağlantı halinde. Diğer uçlarına baktığımız zaman, yani R'nin ikinci R direncimizin ucuyla üçüncü R direncimizin ucuna baktığımızda, bunların da yine birbirleriyle herhangi bir ortak noktasının olmadığını görüyoruz. Üçüncü R direncimizin ucu üretice giderken ikinci R direncimizin ucu diğer birinci R direncimize gidiyor. Bu durumda birinci R direncinin ucu ikinci R direncine, ikinci R direncinin ucu üçüncü R direncine bağlı. Birinci ve üçüncü R dirençleri üretişte bağlanmış durumda. Yani R'ler birbirlerine ardı ardına ve tek noktadan bağlantı oluşturulmuş. O zaman şunu söyleyebiliriz ki buradaki 3 direnç birbirine seri olarak bağlanmıştır. Yani dirençler burada birbirlerine seri bağlıdırlar. Şimdi şekilsel olarak baktığımız zaman sanki bunlar birbirine paralelmiş gibi gözüküyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken nokta birbirlerini takip eden ve tek noktada bağlı olmaları şartı arkadaşlar. O yüzden buna dikkat etmemiz lazım. Ancak mesela dirençlerde şöyle bir bağlantı söz konusu olsaydı, o zaman bakın iki tane R direnci birbirlerine paralel bağlanmış olacaklardı. Neden? Çünkü hem bu noktadan hem de bu noktadan ortak noktaları olacaktı. Ancak bizim şeklimizde böyle bir şey söz konusu değil. Dirençler birbirlerine sadece bu göstermiş olduğumuz noktada birbirlerine tek noktada birbirlerine bağlılar. İkinci R'nin direnci üçüncü R'ye, üçüncü R'nin direncinin ucu da üretice bağlanmış durumdadır. Yani üç direnç birbirine seri durumdadır diyebiliriz. Bu durumda tabii bu dirençler bize her zaman rakamsal olarak verilecek diye bir kaide yok. Burada olduğu gibi dirençler bu şekilde harflerle de simgelenebilirler.
Üçü birbirine seri durumda olduğuna göre arkadaşlar yapacağımız şey bunları toplamak olacak. Normal şekilde toplayacağız. O zaman şöyle yazabiliriz. R eş diyorum arkadaşlar. Eşdeğer direnç eşittir. R direnci. 3 tane R direncimiz var burada. Artı R direnci. Artı R direnci kadardır. Yani R eş eşittir R R R 3 R olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bu sorumuzun cevabı budur arkadaşlar. Bu sorunun cevabını bu şekilde verebiliriz. Evet. Şimdi bir diğer soru, ikinci sorumuzla. Ondan önce şu üçüncü soruya bir bakalım arkadaşlar. Güzel görünüyor. Şimdi dirençler her zaman birbirlerine sadece seri ya da sadece paralel olacaklar diye bir kaide söz konusu değil. Daha önce de söylemiştik. Bunlar karışık şekilde de bağlanabilirler. Yani bir devrede hem seri hem paralel bağlantı bulunabilir. Şimdi bununla ilgili güzel bir örnek arkadaşlar. Bu örnekle devam edelim isterseniz. Evet, örneğimizi şöyle alalım. Evet, şimdi bağlantıyı görüyoruz arkadaşlar. Buradaki devrenin eşdeğer direnci soruluyor bize. Şimdi bu 6, 3 ve 2 ohmluk dirençlere baktığımızda arkadaşlar çok rahatlıkla şunu görebiliyoruz. Bakın 6 ohmluk direncin ucu bu noktaya geliyor. Diğer ucu bu noktaya geliyor. 3 ohmluk dirence baktığımızda da aynı şekilde hem bu noktada hem bu noktada bağlantı söz konusu. 2 ohmluk direnç içinde aynı şekilde hem bu noktada hem bu noktada bağlantı söz konusu. Yani burada 6 ohm, 3 ohm ve 2 ohmluk dirençler birbirlerine paralel durumdadırlar. 5 ohmluk dirence baktığımız zaman arkadaşlar 5 ohmluk direnç burada bu noktayla bağlantı halinde, ancak bu noktaya bir bağlantısı yok. Diğer ucu, 5 ohmluk direncin diğer ucu gördüğünüz gibi üretici gidiyor. Güç kaynağımıza gidiyor. Yani buradaki dirençlerin ikinci bağlantı noktalarıyla bir bağlantısı, doğrudan bir bağlantısı söz konusu değil. O nedenle demek ki 5 ohmluk direnç buradaki dirençlere seri durumdadır diyebiliriz. Yani 5 ohmluk direnç buradaki dirençlere seri durumdadır. Ancak burada şu yanılgıya düşmeyelim. 5 ohmluk direnç 3 ohmluk dirence seridir, diğerlerine paraleldir gibi bir durum söz konusu değil. Burada 6 ohm, 3 ohmluk ve 2 ohmluk direnç bir paralel durum sergilediği için 5 ohmluk direnç bu 3 direnci birlikte seri durumdadır arkadaşlar. Yani biz burada 5 ile 3 birbirine seridir, bunları toplayalım sonra paralel yapalım diyemeyiz. Çünkü 6 ohmluk direnç 5 ohmluk dirence paralel durumda değil. Sadece 3 ohmluk ve 2 ohmluk dirence paralel durumda. Yani 5 ohmluk direnç ile 6 ohmluk direncin bir paralel durumu söz konusu değil. 5 ohmluk direnç 6 ohmluk dirence de 3 ohmluk dirence de 2 ohmluk dirence de seri durumda. Yani üçüne birden seri durumda. Peki o zaman ne yapacağız? O zaman yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Biz o zaman bu durumda buradaki bu 3 direncin önce paralellik durumunu çözmemiz lazım. Yani bu 3 direncin önce paralel eş değerini hesaplamamız lazım. Burada bir tek dirence düşürdüğümüz zaman, yani bu devreyi bir tek dirence düşürdüğümüz zaman 5 ohmla bunun birbirine paralel olduğu, seri olduğunu rahatlıkla göreceğiz ve çözümlememizi buna göre yapacağız arkadaşlar. Şimdi hemen buradaki paralellik durumuna göre bunun çözümlemesini yapalım. Paralel olduklarına göre arkadaşlar yapacağımız şey şu. 1 bölü bunu böyle işaretini burada koymamız biraz zor olacak. O yüzden bunu kalemle yapalım arkadaşlar. Biraz belki evet. 1 bölü R paralel diyelim. Buna P diyorum. 1 bölü R paralel eşittir. 3 tane direncimizin birbirine paralel olduğunu söyledik. 1 bölü 6 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 2. Evet.
Evet, yazı biraz düzgün olmuyor kalemden dolayı arkadaşlar. Artık anlaşılıyor herhalde, sıkıntı yok. Şimdi bunu nasıl eşitleyebiliriz? Bakıyorum 6 da eşitleniyor arkadaşlar. Evet, 6 ile eşitlenebiliyor. Bunu 2 ile, bunu da 3 ile çarptığımızda faydalarını eşitlemiş oluyoruz. 1 bölü 6 artı 2 bölü 6 artı 3 bölü 6 olmuş oluyor. Bu da arkadaşlar 3, 2, 1, 5, 6 bölü 6, yani 1 1 oluyor. 1 bölü R paralel eşittir 1 ise arkadaşlar, o zaman R paralel içler dışlar burada yapsak da 1 olarak buluruz. 1, 10. Evet. R paralelin değeri de 1 ohm olarak bulundu arkadaşlar. O zaman bizim devremiz şöyle oluyor. Bu devre bir tane 5 ohmluk direnç ve ona seri bağlı durumda bir tane 1 ohmluk direnç durumuna devreyi getirmiş oluyoruz. Devremizin son hali budur. İkisi birbirine seri durumda olduğuna göre bunları da birbiriyle topladığımızda devrenin eşdeğer direncini bulmuş oluruz. Seri olduğu için onu eşittir 5 artı 1, o da eşittir 6 ohm olarak değerini bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuzun cevabı da bu şekilde. Evet, bu devrede gördüğünüz gibi bir karışık devre arkadaşlar. Paralel ve seri durumlar söz konusu. Bunların çözümlenebilmesi önemli. Dikkat edeceğimiz ilke belli. Eğer dirençlerimiz her iki uçlarından da birbirlerine bağlılarsa bu paralel bağlantı. Eğer tek uçtan birbirlerinin ardı ardına bağlanmış durumdalarsa, tek bir ortak noktaları varsa, tek uçlarından ortaklarsa buna da seri bağlantı diyoruz. Evet. Bir sonraki sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Biraz önce atladığımız ikinci sorumuz vardı. Onu alalım şimdi. Evet, ikinci sorumuzu alalım. Evet, halen de kopyalamadı. Yeniden alıyorum. Evet, sorumuzu. Evet. Şimdi şekildeki devrede arkadaşlar x, y arasındaki eşdeğer direnç bizden isteniyor. Toplam direnç 10 ohmmuş. Buradaki eşdeğer direnç 10 ohmmuş. Yani burada gördüğümüz 4 tane direncin eşdeğeri hesaplandığında 10 ohm çıkıyormuş. Buna göre bize burada bilinmeyen bir direncimiz var. R olarak gösterilmiş olan bilinmeyen bir direncimiz var arkadaşlar. Bu R direncinin değerini soruyor bize. Şimdi bu R direncinin değerini bulmaya çalışacağız biz. Şimdi bu devreyi dikkatli incelememiz lazım. Şimdi biz elektrik konusunu anlatırken dedik ki elektrik kısa yolu tercih eder. Yani herhangi bir yolda eğer bir yük varsa, bir direnç, bir motor, herhangi bir cihaz varsa ama hiçbir cihazın olmadığı başka bir kol da varsa o zaman elektrik bu boş olan kolu tercih edecektir. Yani yükün olduğu yere gitmeyecektir. Kolay olan yolu tercih edecektir. Şimdi bu devrede böyle bir durum söz konusu. Bu dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama önemli bir nokta. Şimdi x, y arasında bir akım aktığını düşünecek olursak arkadaşlar x'ten y'ye doğru bir akım akacak.
elektrik sinyali işte 4 ohmluk direncin üzerinden zaten geçmek durumunda. Şu noktaya geldiğinde gidebileceği arkadaşlar yol, bakın bir tanesi şu 6 ohmluk dirençlerin üzerinden geçip buradan devam edebilir. Birinci yol. İkinci yolda bakın hiçbir yükün olmadığı bir kol var burada. Bu kolda hiçbir yük yok. Şimdi bakın sanki burada iki tane 6 ohmluk direnç birbirine paralelmiş gibi gözüküyor ki zaten paralel aslında ama bağlantı itibariyle bir kısa devre durumu söz konusu. Bakın burada kırmızıyla çizdiğimiz bu hat bir kısa devreyi göstermektedir. Yani bu iki 6 ohmluk direnç burada kısa devre yapılmıştır. 4 ohmluk direncin üzerinden akabileceği bir hat oluşturulmuştur. Buradaki bu bizim çok istediğimiz bir durum değildir aslında. Normalde devrelerde bizim çok karşılaşmayı istediğimiz bir durum değil bu. Bir kısa devre durumu söz konusu. Böyle olunca elektrik akımı bu yolu kullanarak akacak, dirençlerin üzerine geçmeyecektir. Kolay olan yolu tercih eder demiştik elektrik hatırlarsanız. Bu durumda da elektrik akımının 6 ohmluk dirençlerin üzerinden akmayacağını, buradan geçeceğini söyleyebiliriz. Yani bir kısa devre durumu söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. O zaman ne oluyor? Bakın o zaman buradaki 2 6 ohmluk direnç arkadaşlar, 2 tane 6 ohmluk direnç tamamen devre dışı kalmış oluyor. Evet. Yani şuradaki dirençlerin arkadaşlar devrede herhangi bir hükmü yoktur. Devreye bir etkileri yoktur. Çok küçük bir sızıntı akımı belki bu 6 ohmluk dirençler üzerinden akabilir ama biz onu zaten önemsemiyoruz. Şimdi bu durumda bakın ne oldu? 4 ohmluk direnç ve R direnci devrede kaldı. Devrenin akış yönü böyle olduğuna göre artık devrede bir tane 4 ohm bir tane R direnci söz konusu. 4 ohmun bir ucu X'e, R'nin bir ucu Y'ye giderken 4 ohmun diğer ucu ile R arkadaşlar bir noktada kesmiş durumda. Yani 4 ile R'nin birbirine seri olduğu çok rahat bir şekilde görülebiliyor. O zaman biz şunu söyleyebiliriz. Devrenin eş değeri 10 ohmdu. 4 ohmluk direnç artı R direncidir diyebiliriz arkadaşlar. Buradan R'yi çektiğimiz zaman R eşittir 10 eksi 4'ü diğer tarafa aldığımızda 10 eksi 4 o da eşittir 6 ohm olarak R direncinin değerini hesaplamış oluruz. Bu soru önemli bir soruydu arkadaşlar. Bu soru önemli bir soruydu. Buradaki kısa devre durumunu yakalamak önemli arkadaşlar. Burada bir kısa devrenin olduğunu ve bu 6 ohmluk 2 tane 6 ohmluk direncin burada devre dışı kaldığını görebilmemiz önemliydi. Bu sorunun doğru cevabını bulabilmemiz açısından. Evet. Diğer soruyla devam edelim arkadaşlar. Evet. Dördüncü sorumuzu alabiliriz. Evet, nispeten daha kolay bir soru arkadaşlar bu soru. Şimdi burada bir takım şekil bozuklukları var aslına bakarsanız. Ancak devrenin çözümlenmesi o kadar da zor değil. Şöyle ki, şimdi bakın burada iki tane 2R direnci görüyorsunuz. K ve L uçlarıyla devam ediyor bunlar. Şimdi 2R direncinin bu 2R direnciyle seri olduğunu ve İşte bu kırmızıyla işaretlediğimiz noktada ortak olduklarını rahatlıkla görebiliyoruz herhalde. Şimdi hemen altındaki birbirlerine biraz farklı şekilde bağlanmış olan, merdiven şeklinde bağlanmış olan bu iki tane 2R direncine baktığımız zaman da arkadaşlar, şimdi 2R direncinin bu ucunun K noktasına, diğer 2R direncinin bu ucunun da L noktasına gittiğini görüyoruz. Ve şu noktada bu iki tane 2R direnci birbirine ortak, bunu görebiliyoruz. Demek ki bu 2R direnci de birbirine seri. Aslında şu 2R'lerden bu 2R'lerin hiçbir farkı yok. Yani bu şekilde bağlanmış olmasının, hattın bu şekilde gelmesinin bir önemi yok. Çünkü
Arada herhangi bir ikinci bir bağlantı ya da buna bağlı bir başka direnç durumu söz konusu değil. Burada zaten tek bir direnç var. Şimdi bakın, bu kolları, bu iki R'leri tek dirençlermiş gibi düşünelim. Bu iki R'leri tek dirençlermiş gibi düşünelim. Şimdi yine burada bir bağlantıyla ilgili farklı bir bağlantı şekli oluşturmuş ama şekil bizi yanıltmasın. Şimdi bakın, üstteki iki R'lik dirençler. Bu birinci kol diyelim buna. Buna birinci kol diyelim. Buna ikinci kol diyelim. Buna da üçüncü kol diyelim. Şimdi birinci kol, ikinci kol ve üçüncü kolun aslında her ne kadar şekil olarak farklı bir durum söz konusu olsa da aslında bu noktada birbirlerine bağlı olduklarını görüyoruz. Yani bu iki R direnci buraya gidiyor. İkinci koldaki dirençler buraya gidiyor. Bu koldaki dirençler buraya gidiyor. Yani bağlantı noktaları burası. Şurayı da göstersek değişen bir şey olmayacaktı arkadaşlar. Ya da şurayı da göstersek ya da şurayı da göstersek değişen bir şey olmayacaktı. Sonuçta bu bir iletken tel. Şurası, şurası, şurası fark etmez. Arada başka bir eleman olmadığı sürece, arada bir farklı bir elektriksel eleman, bir direnç, bir başka eleman olmadığı sürece, bir güç kaynağı olmadığı sürece bu bir iletken teldir ve bunun neresinden bağladığınızın bir önemi yoktur. Yani telin şurasından da bağlısanız, şurasından da bağlısanız değişen bir şey olmayacak. Sonuçta bu bir iletken tel arkadaşlar. Evet. Durum böyle olunca bunlar bu uçlarında ortak olduklarını görebiliyoruz. Yani bu üç kolun K noktasının önünde birbirlerine ortak bağlantıları olduğunu görebiliyoruz. Aynı şeyin diğer kollar için de geçerli olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın bu ikisi bu noktada bağlı. Yine bu birinci kol bu noktada bağlı. Yani sonuç itibariyle bunların yine şurada fark etmez arkadaşlar. Nerede gösterdiğinizin çok önemi yok. Bunlar sonuç itibariyle ikinci noktalarında da birbirlerine bağlılar. Yani bu kollar iki noktalarından da iki uçlarından da birbirlerine bağlılar. O zaman bu üç kol birbirine paralel durumda. Birinci kol kendi içinde 2 R'lik dirençler seri. İkinci kol yine kendi içinde 2 R'lik dirençler birbirine seri. Üçüncü kolda zaten tek bir direnç var. Bu üç kol birbirine sonuçta paralel. Şimdi bu seri ve paralelliği çözümleyebilmemiz için arkadaşlar, bu paralel çözümlemeyi yapabilmemiz için dirençleri her kolda teke indirgememiz lazım. Yani önce her kolu kendi içinde eş değerini hesaplamamız lazım. Şimdi birinci kolda iki tane 2 R'lik direnç olduğuna göre burada bir 4 R durumu söz konusu olacaktır. Hemen onu şöyle R1 diye yazalım. Seri olduklarına göre arkadaşlar 2 R artı 2 R o da eşittir 4 R diyebiliriz. Bu birinci kol. Birinci kolun eşdeğer direnci. Şimdi ikinci kolda da aynı şekilde R2 kolunda da aynı şekilde 2 R'lik 2 tane direncimiz söz konusu. Artı 2 R'lik 2 tane direncimiz söz konusu. O da 4 R yapar. Yani birinci ve ikinci kolunda 4'er R'lik 2 tane direnç olduğunu söyleyebiliriz. Yani devremiz aslında şöyle arkadaşlar. 1 4 R, 1 4 R ve 1 2 R'lik 3 tane direnç arkadaşlar birbirine paralel durumda bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Son yaptığımız eşdeğer hesaplarından sonra 4R 4R ve 2R'lik 3 tane paralel bağlı direnç olduğunu burada rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman paralel çözümlememizi yapabiliriz arkadaşlar. Paralel çözümlememizi yapabiliriz. 1 bölü R eşittir 1 bölü 4R. Artı 1 bölü 4R. Artı 1 bölü 2R. Evet, üçüncü kolda 2 R'lik tek direncimiz vardı. Bunlar birbirine zaten eşit. Bunu da 2 ile çarparsak arkadaşlar paydalar eşitlenmiş olur. 1 bölü R eşittir. 1 artı 1 artı 2
bölü 4R olmuş olur. 2, 4, bu da 4 olduğuna göre 4 bölü 4R. Arkadaşlar 4'ler burada birbirini götürdü. 1 bölü R kaldı. Şöyle 1 bölü R eş. Arkadaşlar bu terslerinin toplamı olduğunu paralel bağlamada lütfen unutmayalım. Burası çok önemli. Eğer burada R eş eşittir 1 bölü R dediğiniz anda bütün çözümünüz boşa gitmiş olur. Yanlış yapmış olursunuz. O yüzden mutlaka dirençlerin eş değerinin tersi, dirençlerin terslerinin toplamı olduğunu unutmayalım. Yani hepsi 1 bölü R durumunda olacak. Buna dikkat edelim. Şimdi burada hemen içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman rahatlıkla R eş eşittir R'dir diyebiliriz. R eş eşittir R'dir diyebiliriz. Evet, çözümümüz budur arkadaşlar. Evet. Evet, bir diğer örneğimiz biraz daha arkadaşlar bu karmaşık bir örnek. Biraz daha karmaşık bir örnek. Birlikte bakacağız. Aslında bir karmaşıklığı yok. Fazla eleman olması belki biraz kafamızı karıştırabilir ama onun dışında normal çözümümüzden çok da farklı bir durum söz konusu değil. Şimdi ortada bilinmeyen bir direncimiz var. Bu biraz bizi yoracak arkadaşlar burada. Dikkat etmemiz gerekiyor buraya. Şimdi dirençlerin bağlantılarını artık rahatlıkla görebiliyor olmamız lazım. Şimdi bakın burada yine K ve L noktaları arasında bakın şu nokta ile şu noktada ortadaki kısmın yani şu baklava şeklinde duran baklava dilimi şeklinde duran kısmın bu iki noktada birbirine bağlantılı olduğunu görebiliyoruz. Yani buradaki dirençler bu iki noktada birbirlerine bağlılar. O zaman bu kollar birbirine paralel. Bu rahatlıkla görülebiliyor. Yani şuradaki birinci kol, üst kol, şu ortadaki kol ve şu alttaki kol birbirine paralel durumda bunu görebiliyoruz. Buradaki dirençlerin de bağlantı noktalarının tek olduğunu görebiliyoruz. Yani RR birbirine seri durumda. 2R bölü 3X birbirine seri durumda. RR birbirine seri durumda bunları görebiliyoruz. O zaman bu R bölü 3'ün de gördüğümüz gibi bu noktada ortak bağlantısının olduğunu yani şu baklava dilimi şeklindeki direnç öbeğinin buradaki R bölü 3 direncine seri durumda olduğunu görebiliyoruz. Bu durumda arkadaşlar biz öncelikle bu ortadaki kısmı, karmaşık olan kısmı çözümleyip sonra çözüme gidebiliriz. Buradaki her bir R 10-10, K ve L arasındaki eşdeğer direnç de yine 10-10 olarak verilmiş arkadaşlar. Yani her direncin değeri 10-10 değerindeymiş. K ve L arasındaki eşdeğer direnç de yani bu dirençlerin hepsinin gösterdiği etki de yine 10-10 olarak bize verilmiş arkadaşlar. Şimdi şurada rahatlıkla üst kolun R1 diyelim ona. Üst kolun birinci kolun R artı R eşittir 2R olduğunu görebiliyoruz. Alt kolu da aynı şekilde ona da R3 diyorum arkadaşlar. R3 diyorum. O da yine R artı R eşittir 2R olduğunu görebiliyorum. Şimdi burada R'lere 10, 10 dediği için arkadaşlar sayısal değerler kullanabilirsiniz. Yani 10 artı 10, 20. 10 artı 10, 20 şeklinde sayısal değerler kullanabilirsiniz. Öyle yapalım isterseniz. Harflerle uğraşmak biraz zor gelebilir. O zaman biz sayısal değerler kullanabiliriz. O zaman 20 ohmluk direnç birinci kolda, 20 ohmluk direnç üçüncü kolda bulunuyor. Ortadaki kolun değerini hesaplayamıyorum. Çünkü zaten bana sorduğu arkadaşlar bu orta kolda bilinmeyen bir direncin değeri. Eşdeğer direnci zaten biliyoruz. Bunların hepsinin değerlerini biliyoruz. Bilmediğimiz ortadaki koldaki direnç. O yüzden ben şimdi bu ortadaki kola Rx adını vereceğim.
Ortadaki kola Rx adını vereceğim. Yani bunun eş değerine Rx adını vereceğim. R bölü 3 direncini biliyoruz. 10 bölü 3 olacak burası da arkadaşlar. 10 bölü 3 olacak. Şimdi bu kısmın tamamı, buna R paralel diyelim. Buna R paralel diyelim. R paralel artı R bölü 3'lük direncin toplamı arkadaşlar 10 olmuş. Yani bunu nereden biliyoruz? Burası eşdeğer direnç arkadaşlar. Eşdeğer direnç. Yani buna R KL diyebiliriz. KL arasındaki eşdeğer direnç. R paralel, paralel olan kolların dirençleri ile R bölü 3, yani buradaki R bölü 3'lük direncin toplamıdır. Çünkü biz bu baklava dilimi şeklindeki kısmın, ortadaki kısmın direnci ile R bölü 3'ün birbirine seri olduğunu söylemiştik. O zaman R paralel, bunların hepsi birbirine paralel olduğu için R paralel dedik. R paralel artı R bölü 3 eşittir 10'dur diyebiliriz. R'nin değerini de bildiğime göre burası 10 bölü 3 olacağına göre bunu hesaplayabilirim arkadaşlar. Yani şunu söyleyebiliriz ki RKL eşittir R paralel artı 10 bölü 3, o da eşittir 10'dur diyebiliriz. O zaman buradan arkadaşlar, buradan biz R paraleli çekecek olursak eğer, R paralel eşittir 10 eksi 10 bölü 3 olur. 10 eksi 10 bölü 3 olur. Onu 10 bölü 1 şeklinde düşünecek olursak arkadaşlar, 10 bölü 3 olduğuna göre 10 bölü 1 şeklinde düşünecek olursak 30 bölü 3 yapacaktır burası. Yani R paralel eşittir 30 bölü 3 eksi 10 bölü 3. 30 eksi 10 20 bölü 3 yapacaktır. R paralelimizin değeri arkadaşlar 20 bölü 3 olarak bulunur. 20 bölü 3 olarak bulunur. Neresi arkadaşlar? Şuradaki paralel kolun direnci, yani şuranın komple direncini 20 bölü 3 olarak bulduk. 20 bölü 3 olarak burayı bulduk. Şimdi üstü bulmuştuk. Birinci kolu bulmuştuk. 20 ohm olarak. Üçüncü kolu da bulmuştuk. Alttaki kolu da bulmuştuk. O da 20 ohmdu. Şimdi bilmediğim bir orta kol var. Buranın tamamını da biliyorum. R paraleli de biliyorum. Onu da buldum. O da 20 bölü 3. O zaman şunu söyleyebiliriz. 1 bölü 20, 1 bölü 20, 1 bölü R ortadaki kol. Ortadaki kol. X diyelim ona. 1 bölü RX diyelim. Lin toplamlarının tersi buna eşit olacak. Yani 1 bölü R paralel, ki 20 bölü 3 olarak bulduk arkadaşlar. 1 bölü 20 üst kol, 1 bölü 20 ortadaki kol, 1 bölü Rx onu bilmiyorum arkadaşlar, onu hesaplayacağız. 1 bölü Rx, şuranın eşdeğer direncini bilmiyorum. Şunu biliyorum ama bunu bilmediğim için burada hesaplama yapamıyorum. Şimdi bunu tek direnç gibi düşünüyorum. 1 bölü 20. Bu da 20 bölü 3 arkadaşlar. Şunu da değerini yazalım. Bu da 20 bölü 3. 1 bölü 20 bölü 3. O zaman 3 bölü 20 eşittir arkadaşlar. 1 bölü 20, 1 bölü 20, 2 bölü 20 yapar. 2 bölü 20 yapar. Artı 1 bölü Rx. Şimdi Rx'i burada yalnız bıraktığımda arkadaşlar, 2 bölü 20'yi diğer tarafa attığımda 3 bölü 20 eksi 2 bölü 20, 1 bölü 20 burada kalacak. 2 bölü 20'yi bu tarafa, eşitliğin sol tarafına aldığımda burada 1 bölü 20 eşittir 1 bölü Rx olarak bulunur. O zaman arkadaşlar hemen içler dışlar çarpımı yaptığımızda Rx eşittir 20 ohm olarak bulunur. Demek ki orta kolunda arkadaşlar direnci 20 ohmmuş. Orta kolun direnci de 20 ohmmuş.
Şimdi benden orta kolun direncini değil, orta koldaki bulunan dirençlerden birini yani x'i istiyor. Biz bu ikisi birbirine seri olduğuna göre demek ki toplamları 20 ohmdur diyebiliriz. Hemen arkadaşlar artık işin sonuna geldik. Vx eşittir. 2R bölü 3 dirençlerden bir tanesi 2R bölü 3'tü. R 20 olduğuna göre 10 olduğuna göre arkadaşlar burası 2 çarpı 10 bölü 3 yani 20 bölü 3 olacaktır. 20 bölü 3 artı 20 affedersiniz artı x direnci. Rx'i buldum 20 ohm olarak. 20 ohm olarak o zaman x'i buradan çekebilirim arkadaşlar. Diyorum ki x eşittir 20 eksi 20 bölü 3. 20 bölü 3'ü buradaki 20 bölü 3'ü eşitliğin sağ tarafına aldım. X eşittir 20 eksi 20 bölü 3 yapar. Buradan da x eşittir. Hemen payda eşitlemelerimizi yapalım. 20 eşittir 20. 20 bölü 1 diye düşünecek olursak burası 3 ile çarptığımızda arkadaşlar 60 bölü 3 olacaktır. 60 bölü 3 eksi 20 bölü 3. O zaman 60 eksi 20 eksi 20 bölü 3 şeklinde hesaplamış oluruz. Bu durumda da x eşittir arkadaşlar. 60 eksi 20 40 x eşittir 40 bölü 3 olarak bulunur. Cevabımız 40 bölü 3'tür arkadaşlar. Evet, nispeten biraz daha diğerlerine göre dikkat etmemiz gereken bir soru arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şurası. Buradaki R dirençlerinin birbirine paralel olduğunu, kendi içlerinde her kolun kendi içinde seri olduğunu tespit etmemiz lazım. Önce buradaki serilikleri çözüp her bir kolu tek dirence düşürüyorum. Bilinmeyen direnç ortada kolda olduğu için buna yapabileceğim bir şey yok şu aşamada. O yüzden bunu tek bir dirençmiş gibi kabul edip işleme devam ediyorum. Direnç sisteminin eşdeğer direnci de belli olduğu için hesaplamamızı biraz önce yaptığımız gibi yapabiliriz. Buradaki paralellik ve serilikleri çözdüğümüzde aslında örnek çok da zor değil. Evet arkadaşlar. Evet, yeni bir örnekle devam edelim arkadaşlar. Şimdi şurada değişik bir örneğimiz var. Bir bunu inceleyelim istiyorum. Şu örneğimizi alalım. Biz daha önce dirençlerle ilgili konuşurken, iletkenlerin direncinden bahsederken arkadaşlar, nelere bağlı olduğunu, iletkenin direncinin nasıl hesaplandığını, öz direncinin ne olduğunu, boy ve kesitle direnç ilişkisini daha önce konuşmuştuk. Bununla ilgili hesaplamalar da yapmıştık. Şimdi bu örneğimizde de arkadaşlar bununla ilgili bir hesaplama durumu söz konusu olacak. Şimdi bakın burada bize sorduğu şey şu. Aynı sıcaklıkta bulunan aynı cins maddeden yapılmış iletkenlerin boyları L2L, kesitleri ise 2SS ve S şeklinde olduğu bilgisi verilmiş. Bize her bir iletkenin üzerinden geçen akımların birbiriyle ilişkisi soruluyor. Yani büyüklük ilişkisi soruluyor. İşte I1 akımı, I2 akımı ve I3 akımının hangisinin büyük, hangisinin daha küçük olduğu, büyükten küçüğe sıralamanın nasıl yapılacağını bize soruyor. Şimdi burada ne olacak? Şimdi biz burada öncelikle şunu bir hatırlamak durumundayız arkadaşlar. Öncelikle biz burada şunu hatırlamak durumundayız.
Bir iletkenin direnci nelere bağlıydı? İletkenin direnci, hatırlıyorsanız, o iletkenin öz direnci dediğimiz, rho diye adlandırdığımız bir öz direnç, boy ve kesitiyle, yani kalınlığıyla ilişkiliydi arkadaşlar. Bu ilişkiyi anlatmıştık. Öz direnç ve direnç doğru orantılı, boy ve direnç doğru orantılı, kesit ve direnç ters orantılıydı. Yani bir iletkenin, herhangi bir iletkenin öz direnci artarsa, öz direnci artarsa direnci artar otomatik olarak. Bir iletkenin eğer boyu artarsa direnci yine artar. Aynı maddeden yapılmış, burada söylediği gibi aynı cins maddeden yapılmış. Mesela bakır kabloları düşünelim. İki tane bakır kablo düşünün. Bir tanesi 1 metrelik, bir tanesi 50 metrelik iki bakır kablo düşünün. Hangisinin direnci yüksek olacaktır? Boy uzadıkça daha fazla elektronla maruz kalma durumunuz söz konusu. Yani elektrik akımının oradan geçmesi daha zor olacaktır. Daha fazla elektrona kuvvet uygulamak zorunda kalacaktır. Daha fazla elektronla karşılaşacaktır. Bu durumda da direnci tabii ki daha yüksek olacaktır. Ancak kesite baktığımızda arkadaşlar, yani yine bakır kablo ama birisi kalın, birisi ince iki tane kablo. Bunu biz hortumla anlatmıştık hatırlıyorsanız. Dedik ki işte hortumu, kalın bir hortum olursa su buradan daha rahat akar. Daha az elektronla karşılaşır. Ama siz aynı basınçta, aynı su basıncında daha dar bir hortum kullanırsanız bu sefer su hortum üzerinde daha fazla bir dirençle karşılaşacaktır. Yani oradan geçerken zorlanacaktır. Daha fazla dışarıya bir kuvvet uygulayacaktır. Bu durumda kesit arttığında, yani kalınlığı, iletkenin kalınlığı arttığında direnci azalır demiştik. Şimdi bunlar aynı cinsten olduklarına göre ve aynı sıcaklıkta olduklarına göre bu soruda rho bizim için çok önemli değil. Çünkü hepsinde rho'lar eşit olacak. Hepsinin rho'ları eşit. Diyelim ki bakırsa, bunların hepsi bakır olduğuna göre o zaman hepsinin rho'su eşit. O zaman biz bunları çok da hesaba katmamız gerekmez. Şimdi burada verdiği akım sıralarına göre R'lerimizi bir L ve S cinsinden hesaplayalım. Şuna R1 diyelim. Şuna orta koldakine R2 diyelim. Ve alt koldakine de R3 direnci diyelim. Şimdi R1 direncini bu ilişkiye göre şöyle söyleyebilirim. R1 direnci arkadaşlar boyu L, kesiti 2S. O zaman bunu ben L bölü 2S diyebilirim buna. L bölü 2S diyebilirim. R2 direncine bakıyorum arkadaşlar. R2 direncine bakıyorum. Pardon. R dedik. Eşit R gitti aklımız. R2 direncine bakıyorum. Boyu 2L, kesiti S. Yani kalınlığı R1 direncinin yarısı kadar kalınlığa sahip. R3 direncine bakıyoruz arkadaşlar. Boyu L kadar, kesiti S kadar. Şimdi biz büyüklük ilişkisini paydalarını eşitlersek paylarına bakarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Paydalarını eğer eşitlersek paylarına bakarak söyleyebiliriz. Şimdi R1 L bölü 2 ise, R2 2 L bölü S, R3 L bölü S. Şimdi bunların hepsini 2 ile genişletecek olursam, R2 ve R3'ü 2 ile genişletecek olursam arkadaşlar, R1 L bölü 2 ise, L bölü 2 ise, R2 2L, 2 ile çarptım 4L oldu. 4L. Bölü 2S. R3 de 2 ile genişlettiğime göre 2L bölü 2S oldu. Şimdi bunların paydaları eşit olduğuna göre paylarına bakarak hangisinin büyük olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi hepsinin paydası eşit olduğuna göre payı en büyük olan en büyük olacaktır. R2 direncinin en büyük olduğunu söyleyebilirim. Bunu hemen şöyle yazalım. R1 büyüktür. R1 direnci büyüktür.
İkinci büyük olan 2L, L olduğuna göre R3 direnci arkadaşlar. R3 direnci ve son olarak arkadaşlar R1, R2 pardon şunu yanlış yazdık. Şurası R2, şurada R1 olacak. Evet. En büyük R2, sonra R3, sonra R1 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada hatırlamam gereken şey şu. Direnç, elektrik akımı kolay olan yolu tercih eder. Elektrik akımı kolay olan yolu tercih eder. O zaman burada akım bölüşümü yapılırken arkadaşlar, hepsinde bir miktar da olsa direnç olduğu için, birbirlerinden çok da büyük farklılıkları olmadığı için, bakın L bölü 2S, 4L bölü 2S, 2L bölü 2S, 20 desek, L'lere 10 desek arkadaşlar, 10 bölü 2S, 40 bölü 2S, 20 bölü 2S gibi değerlere sahipler. Yani birbirlerine yakın değerler bunlar. Bu durumda da biz işte buradan akım akar, buradan hiç akmaz diyemeyiz. Hepsinden akım akar bir miktar. Ama bu akım dirençlerle ters orantılı olarak dağıtılır. Yani akımlar dirençlerle ters orantılı olarak dağıtılır. Büyük dirençten küçük akım, küçük dirençten büyük akım akar. Büyük dirençten küçük akım, küçük dirençten büyük akım akar. O zaman en büyük direnç R2 olduğuna göre arkadaşlar, en büyük direnç R2 olduğuna göre ondan akacak akım en küçük akım olacaktır. R2'den en küçük, yani orta koldan akacak akım en küçük akım olacaktır. R3 ikinci büyük olduğuna göre I3 akımı ondan biraz daha fazla ve I1 en küçük dirence sahip olduğuna göre I1 akımı da en büyük akım değere sahip olacaktır. O zaman biz bunu şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Dirençler akımlar arasındaki ilişkiyi şöyle söyleyebiliriz. I1 büyüktür. Tam tersi, dirençlerin tam tersi olacak. I3 o da büyüktür. I2'den diyebilirim. Dirençlerle tam tersi olacak. R2 direnci en büyük, I2 akımı en küçük olacak. R3 direnci ortada, I3 direnci ortada. R1 direnci en küçük, I1 akımı en büyük olacak diyebiliriz. Evet, bu da iki konuyu da birleştirme açısından güzel bir örnek oldu arkadaşlar. Hepsi birbirine paralel bağlı olduklarına göre akımlar burada dirençlerle ters orantılı olarak dağıtılacaklar arkadaşlar. O yüzden büyük dirençten küçük akım, küçük dirençten büyük akım akacak diyoruz. Evet. Dersimiz bu kadar arkadaşlar. Dirençlerin birbirlerine bağlantılarını gördük. Seri bağlantı, paralel bağlantı ve karışık bağlantının nasıl çözümleneceğini öğrenmiş olduk. Hepinize başarılar diliyorum. Şimdi dersimizi özetleyecek olursak arkadaşlar, bu dersimizde Ohm kanunu nedir? Ohm kanunu ile ortaya koyulan şey nedir? Direnç nedir? Dirençler nasıl bağlanırlar? Paralel bağlama, seri bağlama ile ilgili örnek çözümler yapmaya çalıştık. Bu dersimizde size dirençler, dirençlerin özellikleri, dirençlerin birbirleriyle bağlantı şekilleri ile ilgili örnek uygulamalarla direnç bağlantılarını anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Anlatmış olduğumuz konularla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak isterseniz arkadaşlar, burada vermiş olduğumuz kaynakları kullanabilirsiniz. İnternet üzerinden de birçok kaynağa ulaşmanız mümkün. Konuyla ilgili materyaller uzaktan eğitim sistemimizde yüklü, videolarımızdan ulaşabilirsiniz. Forum üzerinden de bize konuyla ilgili yöneltmek istediğiniz soruları gönderebilirsiniz arkadaşlar. E-maillerimiz aracılığıyla da bize ulaşmanız mümkün.